İnşallah basın açıklamamıza geçeceğiz. Tabii bu ASİM temsilcisi arkadaşlarla kısıtlı bir kitleyle yapıyoruz. Ancak FETÖ terör örgütü ve onun benzeri örgütler şöyle bir şeye sakın aldanmasın. Burada sembolik arkadaşlar var. Adana sıcak olduğu için vatandaş yayla da en ufak bir harekette 15 Temmuz'da nasıl sahneye indiyse, meydanları doldurduysa yine meydanda olacaktır. İnşallah biz şimdi ASİM adına, üyelerimiz adına bir basın açıklaması yapıp tekrar durduğumuz yeri vurgu yapacağız inşallah. Başlarken basın mensubu arkadaşlarımıza, güvenliğimizi sağlayan emniyetteki arkadaşlarımıza ve üyemiz, ASİM üyesi, STK temsilcisi başkanlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Evet, tarihi Allah yazar. Biz sadece durduğumuz yere karar veririz. Rahmetli Aliya İzzat Begoviç'in sözüyle başlamış olalım. 15 Temmuz 2016. Bu tarih milletimizin hafızasına kanla yazılmış bir destan olarak kazılmıştır. Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da milletimizin istiklalini hedef alan, istikbaline kastedilen darbe girişiminin üzerinden bugüne kadar 2 yıl geçmiştir. FETÖ terör örgütü devlet mekanizmasına sızan resmi unvanlı militanları ile ülkemizin can damarlarını içten içe çürütmeye hedef almış ve bölgeye aklı sıra vuracağı öldürücü darbe ile vatanımızı emperyalist ülkelere peşkeş çekmeyi planlamıştır. FETÖ bir yandan devlet mekanizmasını işlevsiz hale getirmeye çalışırken diğer yandan dinler arası diyalog çıkmadığı ile dinimizin temel inanç sistemini yıpratmaya çalışmıştır. Bu konuda kendisine karşı çıkan pek çok mütedeyyin kişi ve kuruluşlara çeşitli kumpaslarla büyük mağduriyetler yaşatmıştır. Ancak FETÖ bu planlarını yürütürken milletin kadim hafızasını ve dillere destan basiretini hesabına katmamış olmalı ki 40 yılda kurduğu hain tuzak bir gecede tarihin çöp sepetine yollanmıştır. Milletimizin asil direnişi hain şebekenin bütün planlarını alt üst etmiş ve başta ABD olmak üzere küresel şer güçlerin büyük patronları yaşadıkları büyük hayal kırıklığı ile kahrolmuştur. FETÖ bugün artık elini kolunu sallayarak alenen icraat yapamamaktadır. Ancak bu durumun milletimiz ve hükümeti rehavete düşürmemelidir. FETÖ 40 yıldır var olan sinsi bir yapılanmadır. Dolayısıyla bugün bittiğini sandığımız bu yapının sinsi bir yılan gibi halen varlığını sürdürür olması muhtemeldir. Daha birkaç gün önce FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'ü takip etmekte sorumlu birimin başındaki kişinin aynı örgüt üyesi olmak isnadı ile gözaltına alınmış olması durumun vehametini net bir şekilde ortaya koymuştur. Öte yandan FETÖ'cü üniformalı teröristlerin yıllarca yürüttükleri hukuksuz takipler ve iftiralara dayalı fişlemelerle oluşan devlet hafızasını yeni mağduriyetlere sebebiyet vermemesi için derhal güncellemesi de büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Adnan Oktar'ın ifsat şebekesinin çökertilmesini de takdir ediyoruz. Ayrıca önceki gün itibariyle emniyet tarafından, İstanbul Emniyeti tarafından İsrail Mühibbibi ve ahlak yoksunu Adnan Oktar adlı şahsa ve beraberindeki
235 avanesine yönelik operasyonu takdirle karşılıyoruz. Hakkında çocuk istismarı, tehdit, şantaj ve bunun gibi onlarca suç isnadı ile bulunan bu şer şebekesinin uzantıları bir an evvel deşifre edilip medya üzerinde yaydıkları ifsadın önüne de geçilmelidir. 15 Temmuz'un kardeşlik ve dayanışma ruhu zedelenmemelidir. 15 Temmuz günü ve gecesi milletimizin her neferi gibi İslami cemiyetlere, tarikatlere ve çeşitli dini gruplara mensup binlerce vatansever gönüldaşlarımızla sokaklara çıkmış, istikbaline ve istiklaline sahip çıkmıştır. Bu nedenle teröristlerle mücadele ederken vatansever, mütedeyyin insanlarımızı rahatsız edecek söylem ve icraatlardan da uzak durulmalı, sapla saman, at iziyle ip izi birbirine karıştırılmamalıdır. Legal mecralarda sivil toplum faaliyeti icra eden dini grupların hareket kabiliyetlerini daraltacak uygulamalara tevessül de edilmemelidir. 15 Temmuz'un kardeşlik ve dayanışma ruhu ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalarla zedelenmemelidir. Toplumda karşılığı olan ve kitlelerini 15 Temmuz'da sokaklara davet eden vatansever hocalara, alimlere yönelik sergilenen itibar suikastlerine karşı gerekli tedbirler alınmalı. Bu konuda kimi bürokratların cahil veya art niyetli tavırlarına dikkat edilmeli ve FETÖ'nün ekmeğine yağ sürülmesine de mani olunmalıdır. Asim bileşenleri olarak Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi durduğumuz yerin öneminin şuurundayız. Milletimizin bağımsızlığı neredeyse biz orada durmaya da devam edeceğiz. Son olarak Kürdü ile, Türkü ile, Zazatı ve Çerkezi ile asil milletimizin 15 Temmuz istiklal direnişini tekraren ve canı gönülden tebrik ediyor. Şehitlerimize rahmet niyaz ederken aynı zamanda bir daha böyle bir ihanette karşılaşmamayı da Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Asim Adana Sivil İnisiyatif Meclisi adına yaptığımız basın açıklamasını da bu şekilde sona erdiriyoruz. Katılım için de hepinize teşekkür ediyoruz.